Kulun adam. Var. İmza. Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği topluluğu adına huzurunuzdayız. Kurduğu Cumhuriyeti temel ilke ve değerlerin doğrultusunda hareket edeceğimize namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ederiz. Karayipçi, başla. Savaşları anlatılmaktadır.
Sakarya Meydan Mutfağı, Büyük Dar, 26 Ağustos 1922 sabahı Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Afyon Kocatepe'den başlar. Burada Erzurum ve Sivas'ta düzenlemiş olduğu kongreler hakkında bilgiler yer almaktadır. Hemen arka tarafında ise Amasya'ya çıktığında kalmış olduğu saray düzü binasını da görebiliriz. Orgeneral Cevat Çobanlı, Seyit Onbaşı'nın komutanıdır kendisi. Seyit Onbaşı'nın resmini kazandıran komutan Orgeneral Cevat Çobanlı. Çukurova, Antep, Maraş, Urfa ve Trakya'da düşman işgaline karşı halkımızın bir araya gelerek karşı koymasını görmekteyiz. Ön tarafta Şahin Bey'i görüyoruz. Şahin Bey bir sözünde "Sen hiç ömründe Türk esiri yaşamaz" diye duymadın mı? Namus ve hürriyet uğruna canını vermek ise Ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir diyerek de bir sözü geri almaktadır. Uygun olarak kefenlenerek yüzü kıbleye bakacak şekilde kendisinin de deyimiyle "en kutsal sensin" dediği vatan toprağına dönemin devlet erkanı ve kız kardeşi Makbule Atadan eşliğinde tebliğ. Mezar odası Osmanlı ve Selçuklu tür ve mimarisine uygun olarak sekizgen bir şekilde inşa edilmiştir. Sekizgenlik sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü simgelemektedir. Kırmızı mermer sandukasının etrafında bulunan sarı pirinç vazolar içerisinde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Azerbaycan'dan getirilen topraklar yer almaktadır. Ulu önderimiz sağlığında bir sohbetinde bir güney götüreceğim. Yine dinlediğine de isterse oraya defnedelim.